Merhaba Blender severler. Bu dersimizde Object Parenting yani nesne ebeveynleri nasıl oluşturulur bunu öğreneceğiz. Blender'ın internetteki kullanma kılavuzundan bir sahne indirdim. Ve bu sahneyi açtım. Şimdi bu sahne üzerinden öncelikle Object Parenting konusuna bir giriş yapalım. Daha sonra diğer örneklerimizde de bunu zenginleştirelim. Şimdi bu sahnemizde 3 tane nesnemiz var. Bir tanesi Empty Object yani boş nesne. Bir tanesi Monkey, Susan isminde. Daha sonra ikinci bir empty yani boş nesnemiz var. Şimdi gelin burada ebeveyn bağlantısı yani parenting nasıl yapılır bunu bir görelim. Hemen şöyle bu kamera açısından bir çıkıyorum. Öncelikle maymunu seçiyorum. Sonra shift'e basılı tutuyorum. Ve buradaki empty yani boş nesneyi seçiyorum. Şimdi bu sonradan seçmiş olduğum nesnenin biraz daha açık sarı olduğunu görüyoruz. Bunun kenarlarına dikkat edin. Birazcık daha koyu yani turuncuya yakın. Bu da daha sarı tonlarda. Şimdi bu şu anlama geliyor. Burada açık renkte olan yani sonradan seçilen e, anne olsun diyelim. Bu da bunun çocuğu olacak. Yani bu monkey nesnesi de buradaki annenin çocuğu olacak. Şimdi parenting yapabilmek için Ctrl B'ye basıyoruz. P'ye daha doğrusu düzeltiyorum. B değil P. Ctrl P'ye bastıktan sonra burada 3 tane seçeneğimiz vardır. Öncelikle bir objektin ne işe yaradığını bir görelim. Yani nesne demektir objekt. Buna tıklıyoruz. Şimdi artık buradaki maymun buradaki boş nesneye bağlanmış oldu. Bu ne anlama gelmektedir? Ben şimdi buradaki boş nesneyi seçiyorum. Bakın şimdi şöyle shift ve boşluğa basarak burada move aracını bir aktif hale getiriyorum. Şimdi burada bunu şöyle yukarıya doğru kaldıracağım. Yani bunu anne olarak ya da dediğim gibi baba olarak düşünelim. Anne ne yaparsa çocuğu da ona yapacaktır. Bakın bunu yukarıya doğru kaldırıyorum. Artık buradaki boş nesnemiz yukarıya kalktığı zaman maymun nesnesi de onunla beraber yukarıya kalkmaktadır. İşlemi bir geriye alıyorum. Şimdi şöyle yapalım. Rotate'i aktif hale getirelim. Ortada bakın şöyle şuradan tutuyoruz. Z ekseninde olması gerekiyor. Bir bakalım. Hemen buradan görüyoruz. Z ekseninde. Bakın bunu Z ekseninde döndürüyorum. Buradaki boş nesneyi hemen maymun da işte oradaki ile beraber dönüyor. Yani diyelim ki burada anne dönerken, baba dönerken, çocuk da buna uyumlu bir şekilde dönüyor. Şimdi tekrardan bu işlemi de bir geriye alalım. Bir de şöyle yapalım. Bunu scale yani ölçeklendirelim. Buradaki e, hani bu nesneyi boş nesneyi tekrardan küçültelim. Bunu küçülttüğümüz zaman maymun nesnemiz de hemen küçülmektedir. Şimdi gelelim ikinci kullanım alanına şöyle sıfıra basalım kamera görünümüne bir geçelim. Şimdi buradan da yeni bir örnek verelim. İkinci aracımızın nasıl kullanıldığını. Diyelim ki ben buradaki maymun nesnesini farklı bir yere bağlayacağım. Varsayalım bu anne olsun bu da baba olsun. Bu sefer çocuğu babaya bağlayacağız. Şöyle yapıyorum tekrardan maymunu seçiyorum. Sonra burada bu nesneyi seçiyorum şifte basılı tutacak şekilde. Ardından Ctrl P'ye tekrardan basıyorum. Bakın eğer ben buradaki menüde tekrardan object dersem ne olacak bir görelim. Tıklıyorum. Maymunun bütün ölçeklendirmeleri, taşınmaları veya benzeri durumları resetlenmiş oldu. Diyelim ki siz burada anne nesnesine bağlamış olun bunu. Anne nesnesini yukarıya kaldırın. Örneğin bir geriye alalım. Bakın şimdi tekrardan anne nesnesine bağlanmış olsun. Ben bunu birazcık daha küçülteceğim. Şimdi şöyle birazcık daha yukarıya alacağım. Sonra ardından bir de bunu böyle bir döndürelim istiyorum. Rotate'i alıyorum. Bakın şöyle döndürüyorum. Bakın bunun üzerinde bazı işlemleri gerçekleştirmiş olduk. Şimdi maymunu seçiyoruz tekrardan. Buradaki shift'e basılı tutarak boş nesnemizi seçiyoruz. Ctrl P'ye basıyorum. Object diyorum. Bütün her şeyin resetlendiğini görüyoruz. Geriye alıyorum. Şimdi tekrardan Ctrl P'ye basıyorum. İkinci seçeneğimize geliyoruz. Burada Object Keep Transform. Yani artık buradaki tamam maymunu artık buradaki baba nesnesine bağlayalım ama bu anneden gelen özellikleri de korusun istiyoruz. Şimdi bakın Keep Transform diyoruz ve bunu hemen buradaki baba nesnesine bağlıyoruz. Ancak anne ile hani buradaki bağlantısından oluşan etkileri koruyor. Tekrardan bunu seçiyorum. Bunu da döndürüyorum bakın şimdi. Maymun tekrardan dönüyor. Bunu tekrardan şöyle bir taşıyalım. Tekrardan maymun taşınıyor. Ve yeniden ölçeklendirme yaparsak maymunu birazcık daha küçültmüş oluruz. Yani burada ikinci seçenekte resetleme yapmıyor. Etkileri devam ediyor. Şimdi bütün sahneyi bir resetlemek istiyorum. Her şeyi geriye almak istiyorum. Evet her şeyi tekrardan başa almış olduk. Tekrardan maymunu seçiyoruz. Sonrasında hani anne ya da baba olmasını istediğimiz şeyi sonradan seçiyoruz. Bu önemliydi. Shift'e basılı tutacak şekilde. Zaten onların rengi biraz daha açık oluyordu. Burada Ctrl P'ye basıyoruz. Without inverse diye bir seçeneğimiz var. Burada da bu maymunu tam olarak bu nesnenin merkezine yönlendiriyor. Bakın şöyle artık maymunu bu nesnenin merkezine göndermiş olduk. Burada diyelim ki biz MTA seçiliyken tamamen onu seçelim. S'ye basalım bunu büyütelim. Bakın artık burada büyüttüğüm zaman bunu görebilmemiz için tabii ki şöyle wireframe moduna gelelim. Bakın artık ortada buradaki boş nesnemiz. İsterseniz bunu ölçeklendirdiğiniz zaman hani burada da maymunu yine etkileyebiliyorsunuz. Yine bunu taşıdığınız zaman yukarıya maymunu yine yukarıya taşıyorsunuz. Sadece yukarı değil, tabi sağa sola da taşıyabiliyorsunuz. İsterseniz döndürme de yapabilirsiniz. Hemen şöyle döndürebilirsiniz. Burada inverse de bu seçenekte de merkezi taşıyor. Buradaki origin point'i taşıyor. Şimdi gelin yeni bir sahne oluşturalım ve diğer örneklerimize bir bakalım. Evet bu sahnemizde ben bir tane küre nesnesi oluşturmak istiyorum. Şöyle gölgelendirmeyi değiştirelim. Kürenin birazcık daha belirgin olmasını istiyorum. Cavity'yi aktif hale getiriyorum. Type bölümünde de Boat diyorum. Biraz daha parlak olsun. Buna birazcık şöyle yakınlaşalım. Shift ile şunu çoğaltalım. Sağ tarafa alalım. Şuralarda bir yerde dursun. Bunu birazcık küçültmek istiyorum şimdi. Şimdi gelin yeni örneğimize geçelim. Burada bu seçili haldeyken Shift'e basılı tutuyoruz. Bunu seçiyoruz. Bakın bunun daha açık renkte olduğunu görüyoruz. Bunu anne baba gibi düşünelim. Tekrardan bu da çocuk olsun. Şöyle yapıyoruz. Ctrl P'ye basıyoruz. Bakın burada vertex gibi bir değer var. Buna geçmeden önce şundan da bahsetmek istiyorum. Tekrardan bir object diyelim. Bunu bağladık. Şimdi bakın bunu rotate diyorum. R'ye basıyorum. Z ekseninde döndürüyorum. Artık burada döndürme işlemini yapıyoruz. Şimdi burada bu küçük çocuktan birkaç tane daha oluşturabilir miyim? Evet oluşturabilirim. Shift D ile şöyle oluşturuyorum bakın. Bunlar da bu kopyalanmış olanlar da bu anne babaya bağlı oluyorlar. Bakın bir tane daha oluşturuyorum. Bir tane daha oluşturuyorum. bunları istediğim yere getirebilirim, taşıyabilirim. Şöyle bakın. Taşıyorum bunları çeşitli yerlere. Şöyle tekrardan buraya bir gelelim. Bunu seçiyorum, R ve Z basarak X ekseninde döndürüyorum. Dikkat edin. Artık burada hepsi ona bağlı olmuş oldu. Yani anne babaya bağlanmış oldu. Peki burada anne baba bağlantısını nasıl koparırız? Bunu da şöyle hepsini bir seçelim. Bakın bu sefer Ctrl P değil de Alt P'ye basarız. Clear Parent deriz. Yani burada ölçeklendirme hani diğerinde bahsetmiştim zaten. Ölçeklendirme varsa bunu korur yoksa resetler. Bu da bağlantıyı koparır ve merkeze alır. Bu da tamamen bağlantıyı koparır. Bakın bağlantıyı koparmış olduk artık bu çocukların hiçbirisi bu anne babanın çocuğu olmuyorlar. Ben burada döndürme yapayım. Bakın artık döndürme sürecinde artık herhangi bir şekilde diğerleri de anne babaya katılmıyorlar. Şöyle yapalım. Şunları tekrardan bir siliyorum. Hani bunlardan da bahsetmek istedim. Tekrardan bunu şöyle bir çoğaltalım. Şurada küçültelim. Buna bağlayalım. Bu anne babaya. Bu sefer vertex ile bağlayalım. Bakın vertex'e bağladığımız zaman buradaki artık küçük nesnemiz, çocuk diyelim. Bu küp üzerindeki, daha doğrusu küre üzerindeki en yakın vertex'e bağlanıyor. Şöyle şurada bir edit moduna geçelim. Biraz yakınlaşalım. Bakın şuraya yaklaşmak istiyorum şimdi. Şuradaki vertex yani nokta üzerine bunu bağlamış oluyor. En yakın, kendisine geometrik olarak en yakın değere bağlamış oluyor. Tekrardan object moduna bir geçiş yapalım. Bir döndürme yapalım. Rotate'e basıyorum. Z'ye basıyorum. Bakın şimdi böyle bir döndürme yaptığım zaman bu vertex'i hani ne yapıyor? Takip ediyor. Sadece oradaki vertex'i tepe görünümüne geçelim. Tekrardan Z ekseninde bir döndürelim. Bakın gayet güzel bir hani sanki gezegenlerin hani dönme sistemiymiş gibi bu kendi ekseninde dönerken diğeri de dönüyor. Tabi bunu isterseniz yine kendi ekseninde de döndürebilirsiniz. Buradaki çocuk nesnesini tekrardan şöyle bir döndürelim. Böyle efektler de oluşturabilmemiz mümkündür. Yine şunu şuraya alalım. Bu da bu bulunmuş olduğu konumdan o vertex'e bağlanmış oldu. Şöyle ki tekrardan bir döndürelim bir görelim. Şimdi şöyle yapalım. Bundan bir tane daha çoğaltalım. Şöyle şuraya getirelim. Birazcık küçültelim şuraya bir yere alabiliriz x ekseninde örneğin taşıyabiliriz. Bir de bunu seçelim. Tekrardan bir de bunu seçelim. Ctrl P'ye basalım. Bu sefer Vertex Triangle'la bir bağlantı yapalım. Bunu yaptığımız zaman Triangle'da bakın şimdi şöyle gelelim. Tam anlamıyla bir noktaya bağlanmıyor buradaki nesnemiz. Birçok noktaya bağlanıyor. Bu noktalarda bakın şöyle hareketlendirme yapıyorum. Dikkat edin. Şunu seçiyorum şu noktada etkilenmiş. Bunu seçelim. Bu noktada etkilenmiş. Yani bir noktada bu bölümde şöyle bir üçgen oluşacak şekilde bir alanda yerleşiyor. Yani o bölümü bir bölgeyi takip ediyor. Şöyle birazcık geriye gelelim. Ortadakinde ise böyle değil. Ortadaki ise tek bir verteksten etkileniyor. Şöyle şunu seçelim hareket ettirelim. Bir şey olmuyor. Bunu da seçelim. Neden olmuyor? Anladım. Şu arkadaki vertekslerden birine. Çünkü buradaki biz küreyi döndürdüğümüz için bu vertexler arkada kaldı. Şunu hareket ettirelim. Hayır. Bakın şuradaki vertekse bağlanmışlar. Yani noktaya bağlanmışlar. Biz buradaki verteksi yukarıya ve aşağıya hareket ettirdiğimiz zaman sadece bu nokta üzerinde bağlanmış oluyorlar. Ama buradaki de 3 tane vertex nokta üzerinde etki alanına sahip oluyor. Tabi buradaki 3 taneden etkilenen birazcık daha object gibi davranıyor diyebiliriz. Object bağladığımız gibi. Buna yeni bir örnek oluşturalım. Şöyle yeni bir sahne oluşturalım. Şimdi buraya bir torus nesnesi eklemek istiyorum. Bunu x ekseninde şöyle bir döndürüyorum. Şurada bir wireframe moduna geçiyorum. 1'e basıyorum. Kenar görünümüne geçiyoruz. Ardından şu alt kısmı tamamen bir seçmek istiyorum. Bunları siliyorum. Tekrardan şöyle bir solid moda bir geçiş yapalım. Şimdi buraya ben bir tane ne ekleyeceğim? E şöyle bir usfer ekleyelim. Yani küre ekleyelim. Bakın bu küreyi şimdi şöyle yapalım. Şu kısma biraz taşıyalım. Şurada bir yerde dursun. Bunu da aşağıya almak istiyorum birazcık. Şu şekilde durabilir. Şimdi şöyle yapalım. Önce bunu seçelim. Sonrasında bunu seçelim. Ctrl P'ye basalım. Bunu bir vertex ile bağlayalım. Bakın vertex ile bağladıktan sonra bunu bir Z ile döndürelim. Bakın şimdi nasıl bir yani davranışta bulunduğuna dikkat edin. Burada sadece tek bir vertekse bağlı olaraktan e, onu takip ediyor. Birazcık şöyle geriye alalım. Şöyle şuraya bir yere. Tekrardan bir döndürelim. Bakın bu dönerken bu da kendi çapında farklı bir yerde dönüyor. Bunu şöyle tekrardan z ekseninde yukarıya doğru alalım. İkisini beraber seçelim. Alt P ile clear parent diyelim. Bağlantıyı bir ortadan kaldıralım. Ben istiyorum ki buradaki küremiz bunun dönüş ekseninde hareket etsin. Bunu her iki şekilde de yapabilmemiz mümkündür. Ctrl P'ye basıyoruz. Vertex'i seçmeyeceğiz. Vertex Triangle'ı seçiyoruz. Bakın Rotate yapıyorum. Artık buradaki küremizi bunun ekseninde hareket ettiriyoruz. Şimdi burada bunun bağlantısını bir iptal edelim. Alt P ile tekrardan. Clear Parent'la. Aynı şekilde objekte de bunu yapabiliriz. Bakın döndürüyoruz. Takip ediyor. Ancak objekte bağlandığı yere dikkat edin. Şuradaki merkeze bağlanıyor. Ancak vertexte ise buna en yakın olan vertexi seçiyor. Şöyle bu alana bir yaklaşalım. Şuralarda bir yerde diyelim ki bunun vertexi noktası şunun en yakın olan noktasına bağlantı oluşturuyor. Evet arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Umarım anlatabilmişimdir. Bazı noktalar karmaşık parenting olayında. Elimden geldiğince örneklendirmeye çalıştım. Daha sonraki parent ebeveyn bağlantılarında da yine derslerim olacaktır. Şu an bu dersi çok daha fazla uzun tutmak istemiyorum. Sadece object üzerine hani bu parenting'i anlatmam şu an için yeterlidir. sonraki derslerimizde de dediğim gibi daha detaylı bir şekilde bunlara değiniriz. Böylece bir dersimizin daha sonuna gelmiş olduk. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.